Dolar ve altın uçacak, borsa çökecek diye ısrarlı bir şekilde sizleri aylardır uyarıyorum arkadaşlar. Borsada çöküş başladı ve bu düşüş hızlı bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Nedenleri ortada. Özellikle Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili beklentilerini açıklaması ve bunu yükseltmesi. Hatta yıl sonuyla kalmaması önümüzdeki yılda enflasyonun beklediği gibi bir düşüş eğiliminde olmayacağını söylemesi piyasaları olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesiydi. Bir diğer gelişme ise dış ticaret verileri oldu sevgili dostlarım. Bütün bunların ayrıntılarını bugün sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda dolar ve altın bundan sonraki süreçte ne olur, nerelere gidebilir? Borsada bu düşüş eğilimi devam eder mi? Bir çöküş eğilimine girer mi? 100 binin altında nereyi görebilir? Borsa yatırımcıları ne yapmalı? Bütün bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle isterseniz rakamlara geçmeden şöyle haberlere bir göz atalım birlikte. Bugünün en önemli, en kritik konularından birisi Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE beklentisiydi. TÜFE beklentisini yukarıya çekti ve 7.4 olmayacak, 8.9 olacak dedi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon bir düşüş eğilimine girecek ama bu düşüş eğilimi de yine bizim beklentilerimizi karşılamayacak dedi. Peki öyle olacak mı? Yani Temmuz ayı itibariyle enflasyonda bir düşüş eğilimi görecek miyiz? Ne yazık ki göremeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'deki enflasyon talep eğilimli bir enflasyon değil. Arz ve talepten kaynaklı bir enflasyon değil. Bunu uzun zamandır sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye'deki enflasyonun temel nedeni kur hareketleri arkadaşlar. Doların yükseliş eğilimi ya da düşüş eğilimi. Dolarda agresif hareketler olduğu an itibariyle Türkiye ithalata bağımlı bir ülke olduğu için ister istemez fiyatlar yükseliyor ve bu fiyat yükselişleri de enflasyona bir baskı olarak yansıyor. Doğal olarak önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle doların ciddi bir yükseliş eğilimine gireceğini düşünürsek, daha doğrusu devalüasyonist bir etkiyle yükseleceğini öngörürsek 13-14 liraya giden bir dolar kurunun yaratacağı enflasyon %20'nin üzerinde olacaktır iyi ihtimalle. Tekrar altını çizerek söylüyorum, iyi ihtimalle. Kötü ihtimalle %30'lara dayanan bir enflasyonla karşılaşırız. Bu da ister istemez faizle enflasyon arasındaki negatif faiz aralığını genişletir ve kur üzerindeki baskıyı da arttırır. Faiz üzerindeki baskıyı da arttırır. Faizlerin yükselmesini beraberinde getirir ve bunun önüne geçilemez. Faizler yukarıya doğru hareketlendiği an itibariyle, hele ki Ağustos 2018'deki gibi çok sert bir faiz yükselişine gidilirse, bu da piyasanın tamamen durma noktasına gelmesini beraberinde getirir. Piyasa durduğu an itibariyle de reel sektör çöker. Bankacılık sistemindeki batıklar da ister istemez artar arkadaşlar. Sermaye rasyonlarında çok ciddi bir bozulmayla karşı karşıya kalırız ve bu finans sisteminde, bankacılık sisteminde büyük bir yıkımı ve büyük bir finansal krizi beraberinde getirir. Bir sonraki adımda ise ekonomik krizle karşılaşırız. Bunu aylardır bir uyarı olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Doların neden yükseleceğini ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bakın, doların yükselmesi bir neden değil, bir sonuçtur. Ve bu sonucun sebepleri vardır. Bu sonucun en önemli sebebi ise tabii ki Türkiye'nin dış borcu, bir türlü çeviremediği ve swap hamleleriyle gerçekleştiremediği para akışı, bütçe açığı ve cari açık meselesi. Merkez Bankası Başkanı çıktı, cari dengede bir düzelme olacak önümüzdeki dönemde dedi. Peki kriteri ne? Bana göre tek bir kriteri var. O da 1 Ağustos itibariyle Rusya'dan gelecek turist sayısının hızlı bir şekilde artış eğiliminde olacağı ve buradan gelecek parayla da cari açığın bir şekilde kapatılabileceği düşüncesi. Oysa ki Rusya'dan beklenen turist gelmez ise, aynı zamanda yurt dışından işçi döviz girdileri de olmazsa cari açık her geçen gün biraz daha artacak. Evet, Haziran ayı itibariyle dış ticaret açığı nispeten düştü ama Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bu cari açığın yükselişi artacak. Dış ticaret açığının yükselişi artacak. Her geçen gün bu pandemi etkisi biraz daha gündeme geliyor ve ikinci dalga ile ilgili tedirginlikler biraz daha artıyor. Avrupa ekonomisini vuruyor. Amerika ekonomisini vuruyor. Tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini vuruyor. Türkiye'nin ekonomisini vurmama ihtimali yok. İhracatta çok sert düşüşler, ithalatta ister istemez artışlar olacak. Türkiye ne yazık ki üretemiyor. Tarım alanında
bile üretmiyor. Tarım alanında bile ithalata bağımlı bir ülke. Bu da bizim dış ticaret açığımızı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bakın bugün dış ticaret verileri de açıklandı. Onu da sizlere kısaca anlatayım. İhracat 13 milyar 462 milyon dolar olarak görülüyor. İthalata bakıyorsunuz aynı dönem içerisinde 16 milyar 308 milyon dolar ki ithalatın neredeyse tamamı büyük vergilerle, önemli vergilerle kesilmeye çalışılmış durumdayken yine de ithalatla ihracat arasındaki makas ayrışmaya devam ediyor. Evet, bir önceki aya göre bir düşüş var ama bundan sonraki aylarda yükseliş eğilimi devam edecek ister istemez. Çünkü enerjiye ihtiyacımız var. Çünkü çok ciddi manada tüketim malına ve ara mala ve sermaye malına ihtiyacımız var arkadaşlar. Bütün bunlar toplamda bizim ithalat kalemimizdeki artışı hızlandırıyor. İhracat aynı oranda artmıyor. Ocak-Haziran dönemine bakıyoruz arkadaşlar. İhracat 75 milyar 21 milyon dolar olmuş. İthalat 98 milyar 874 milyon dolar olmuş. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı 23 milyar 874 milyon dolar. Bu döndürülebilir ve sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye'nin dolar ihtiyacının daha da artması anlamına gelir. Dolar üzerindeki baskının daha da artması anlamına gelir. Bakın iki temel önemli meseleden bahsediyoruz. Birincisi yükselen enflasyon, ikincisi dış ticaret açığı. Bunlara bağlı olarak kur üzerindeki baskının artması, kurda bir patlama, kurda devalüasyonist bir etki ve kurun yükselmesiyle birlikte enflasyonist etkinin de artması. Enflasyonist etkinin artmasıyla birlikte faiz baskısının oluşması ve ekonomik dengelerin tamamen bozulup ekonominin durma noktasına gelmesi, bir kriz aşamasına girilmesi. Biz bir şeyleri ertelemeyi bir başarı olarak gördük. Biz döviz üzerinde baskı oluşturmayı bir başarı olarak gördük ve ne yazık ki geçici çözümlerle işi kurtarmaya çalıştık. Ama geldiğimiz nokta itibariyle büyük bir çıkmazın içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz dünyadan da haberler vereyim sizlere. Amerika'da korona vakalarının arttığı 21 kırmızı bölgede kısıtlamaların artırılması isteniyor. Bu ne demek arkadaşlar? Amerika başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde ve dünya ülkelerinde ciddi kısıtlamalar gelecek gibi görünüyor ve bu kısıtlamalar ekonomilerin durma noktasına gelmesini, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de ticaretinin çok ciddi manada olumsuz etkilenmesini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Alın size bir dolar baskısı nedeni daha. Onun için zaten ısrarlı bir şekilde bakın dolar yükselecek, dolarda çok ciddi kırılmalar gözlenecek diyoruz. Şu anda doların 6.95, 96, 97 seviyelerinde olması hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Öyle sert bir yükseliş falan yaşanmış değil arkadaşlar. Esas bundan sonraki süreçte gelecek verilerle özellikle Türkiye ekonomisinin daha da bozulmasıyla birlikte dünya ekonomisinin daha da daralmasıyla birlikte biz sıkıntının büyüğünü yaşayacağız ve işte o zaman dolarda büyük bir kırılma etkisi göreceğiz. Dolardaki kırılma etkisi ne zaman gözlenecek? En iyi ihtimal Eylül ayında ama görünen o ki Temmuz ve Ağustos ayları da çok kritik. Yani Temmuz ve Ağustos aylarında da dolarda çok ciddi bir kırılma ve devalüasyonist etki olabilir. 7.20'nin görülmesi ve 7.20'nin kırılması ile birlikte dolar durdurulamayabilir arkadaşlar. Diğer taraftan altına baktığımızda uluslararası risklerin artması, özellikle ikinci dalga etkisinin artması, Amerika-Çin geriliminin iyiden iyiye büyümesi ile birlikte altının onsu üzerindeki etki de büyüyor. Altın da çok ciddi bir yükseliş eğiliminde. Bakın 1900'ün altına vermedikleri gibi 1950'nin altına da vermiyorlar. Bu bize şunu gösteriyor. Altının onsu ciddi bir destek oluşturuyor kendisine. Ve 1950'de oluşturulan destek 2000'in çok rahat bir şekilde kırılacağını, önümüzdeki süreçte 2000'in kırılmasıyla birlikte 2200 dolara giden bir altın ons değerinin görüleceğini gösteriyor. 2200 dolara giden bir altın ons değeri dünyadaki risklerin netleştiğini bizlere gösterir ve dünyadaki risklerin netleşmesi aynı zamanda dolara olan talebin de artmasını beraberinde getirir. Amerika'da yarın öbür gün faiz artışı olmasa bile faiz artış eğilimi olacağı sinyalinin Fed tarafından domine edilmesi durumunda büyük ihtimalle arkadaşlar dolara olan talep daha da artacaktır. Dolara olan talebin artması bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar döviz kırılganlığını daha da arttıracaktır. Bunu da özellikle sizlere aktarmak istiyorum. Bütün bu gelişmeler yaşanırken iki önemli haber daha sizlerle
sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi yurt dışından Hong Kong ekonomisi %8.3 oranında küçülür diye bir beklentileri vardı uzmanların. Ama %9 küçüldü ikinci çeyrekte. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Demek ki ekonomiler beklenenden çok daha sert bir şekilde daralıyor. Çok daha sert bir şekilde küçülüyor. Daralan bu ekonomiler dünya ekonomik bunalımının, dünya ekonomik krizinin de resmini ortaya koyuyorlar. Kritik bir sürece gireceğimizi işaret ediyorlar. Yine yurt içinden bir başka önemli haber. BDDK bankalara baskı yapmaya devam ediyor. Kredi verin kardeşim diye. Aktif rasyolarına bakarak bankaları cezalandırıyor. Eğer ki benim istediğim şekilde yeterince kredi vermediyseniz kardeşim ben de size cezayı basarım diyor. HSBC bankasına 180 milyon liralık ceza yazıldı ki HSBC'nin geçen seneki karının %40'ına denk geliyor neredeyse. Diğer taraftan Albaraka Türk Katılım Bankası'na da bir ceza yazıldı. O şimdilik gizli tutuluyor ama büyük ihtimalle piyasaya yansıyacak yarın öbür gün. O da buna yakın değerlerde bir ceza olacak. Anlayacağınız arkadaşlar BDDK ya kredi verirsin ya sizi cezalandırırım politikasını uygulamaya devam ediyor. Peki bankalar bütün bu cezalara rağmen kredi musluklarını açacaklar mı? Hayır, açmayacaklar arkadaşlar. Dünyada ve Türkiye'de bu kadar büyük riskler varken, verilen kredilerin geri dönme ihtimali bu kadar düşükken, batık kredilere dönme ihtimali bu kadar yüksekken hiçbir banka, özellikle yabancı merkezli hiçbir banka kredi vermeye yanaşmayacaktır. Bu da piyasanın daralmasını beraberinde getirecektir. Öbür taraftan şunu da unutmayın arkadaşlar. Merkez Bankası'nın politika faizleri gerçekleri yansıtmıyor. Bunu artık Merkez Bankası kendisi de itiraf ediyor. İlk cümlelerde söyledim sizlere. Enflasyonun %7.3 olmayacağını, 8.9 olacağını Merkez Bankası kendisi söyledi. Demek ki arkadaşlar enflasyon Merkez Bankası'nın iyimser tahminleriyle %8.9 olacak yıl sonu itibariyle ama piyasa gerçeklerine baktığımızda ve gerçekleşmelere baktığımızda ki %12'nin üzerinde bir enflasyonu görüyoruz. %13, %14'lere giden bir enflasyon olacak. Hele ki kur kırılganlığı olduğunda, devalüasyonist bir etki olduğunda çok daha yukarıda bir enflasyonla karşı karşıya kalınacak. Bu koşullar içerisinde bankaların ucuz faiz dağıtması intihardan başka bir şey değildir. Diyeceksiniz ki kamu bankaları niye kredi dağıtıyor? Nedenleri ortada. Tamamen siyasi nedenlerle zararı göze alarak, görev zararlarını göze alarak, bütçeyi bozmayı göze alarak kamu bankalarının kredi vermeye zorlandığı çok net ortada. Merkez Bankası'nın bu son açıklaması da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor zaten arkadaşlar. Hadi gelin biraz rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor acaba? Biraz da onu değerlendirmeye çalışalım. 112 bin seviyesine geldi borsa. 120 binden 112 bine düştü. Ne dedim sizlere? Önce 115 bini ardından 110 bini görür. 110 bini kırdıktan sonra 100 bini zorlamaya başlar demiştik. 2 günde 112 bine geldi borsa. Büyük bir yıkım var, büyük bir katliam var arkadaşlar. Ne yazık ki 120 bin seviyesinden sözlerimizi dinlemeyip bu trenin son vagonuna atlayanlar büyük bir zararla karşı karşıyalar ve ne yazık ki yakın zaman içerisinde bu zararın telafi edilmesi pek de mümkün olmayacak. Büyük ihtimalle borsa 100 bine doğru gidiyor. 100 binin kırılması sonrasında katliam daha da büyüyecek. 60 bin lira kadar giden bir borsa görürseniz hiç şaşırmayın. İkinci dalga etkisi geliyor. Tüm dünya borsaları artık olumsuz haberleri değerlendiriyor. Bütün borsalarda satış eğilimi söz konusu. Türkiye'deki borsa çok daha büyük bir balon haline geldiği için yıkım çok daha fazla olacak arkadaşlar. Borsa isteseniz de istemeseniz de gerçek değerlerine çekilmek durumunda kalacak. Türkiye'deki ekonomik krizin daha da belirginleşmesiyle birlikte. Bu uyarıyı yaptım. Dilimde tüy bitti. Bizi dinleyenler kazandı. Bizi dinlemeyenler de ne yazık ki trenin son vagonuna bindiler. Şu anda da gara gara ne yapacaklarını düşünüyorlar. Gelelim dolara. Bakın artık 6.90'ı 6.91'i bile göstermiyorlar. Dün de sizlere söylemiştim. 6.95'in üzerinde tutarlarsa bundan sonraki süreçte 7'nin üzerine atar. İlk hedef 7.20 olur. 7.20 kırıldıktan sonra üstü boş. Ne olacağı belli olmaz. Umarım kademeli gider. Kademeli giderse 7.80, 8'i görür. Ama kademeli gitmezse bir sabah ansızın 14 lira 15 lira aralığında bir dolar kuru görebilirsiniz demiştim. Nitekim görünen o ki dolar şu anda
büyük bir yükselişe hazırlanıyor. Tam bir devalüasyonist etkiye hazırlanıyor. Doları tutmak için bir cephanede kalmadı artık. Yeterince zarar edildi. Yeterince ekonomik sistem bozuldu. Yeterince Merkez Bankası'nın parası bitti. Doların gidişine ses edilemeyecek. Yabancılar da istedikleri kadar doları Türkiye'den ucuz fiyatlarla çıkarttıkları için doların yükselişini frenlemek yerine doların üzerine benzin atmaya, ateşi alevlendirmeye devam edecekler arkadaşlar. Gelelim Euro'ya. 1.20'yi zorlar demiştik. 1.17-1.18 civarında dolaşıyor Euro-Dolar paritesi. Dolar gibi Euro'da Türk lirası karşısında değer kazandığı için aslında şu son 2 gündür yaşanan yükseliş yaşanıyor Euro'da. Evet, parite yüksek ama parite yükseldiği için değil artık. Türk lirası Euro karşısında değer kaybettiği için Euro'nun yükselişini görüyoruz. Parite bu civarlarda kalırsa dolara paralel Euro'daki yükseliş de devam edecektir. Dolar 7.20'ye giderken Euro'yu da 8.50 civarlarında göreceğiz. Faiz cephesinde %11'i görüyoruz arkadaşlar. %11. Politika faizi %8.25. Piyasa faizi %11. Arada %3'lük makas farkı var. Demek ki piyasa Merkez Bankası'nın politika faizini kabul etmiyor, inanmıyor ve buna göre işlem yapmıyor demektir. Bunun en net, en kısa açıklaması bu. Altının onsu 1950'nin üzerinde tutunmaya devam ediyor. 2-3 gün daha bu seviyelerde kalırsa önümüzdeki haftaya en geç 2000 doların üzerinde bir altın ons değeri görürüz. Doların da yükselişiyle birlikte bugün 438 liraya kadar gelen gram altın fiyatında 450 liranın üzerinde görürüz. 450 bana göre artık bir hedef değil. Yeni hedef gram altında 500 lira arkadaşlar. Hem doların hem de altının onsunun yükselişiyle birlikte 500 liraya giden bir gram altın göreceğiz. 300'lü rakamları artık unutun. 500'ün kırılması, onsun yukarıda kalması, doların hızlı yükselmesiyle birlikte 500'lü rakamlarda bile çok geçici kalabiliriz. 600'ü zorlamaya başlayan bir gram altın görebiliriz arkadaşlar. Son olarak Brent petrolü konuşalım. Brent petrol 43 dolarda çakıldı kaldı. Şu anda sadece gözlemliyor, üretim olacak mı olmayacak mı? İkinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi? Dünya piyasaları canlanacak mı canlanmayacak mı? Petrol satılabilecek mi satılamayacak mı? Depolar dolacak mı dolmayacak mı? Bütün bunlar gözlemleniyor ve bir bekleme sürecinde. Dünya ekonomik bunalımı netleştiğinde, ikinci dalga etkisi ortaya iyiden iyiye çıktığında arkadaşlar büyük ihtimalle biz 20 dolarlara doğru sert bir düşüş yaşayan Brent petrol fiyatı göreceğiz. Gümüş mü? Gümüş de yakın vadede 30 dolar seviyelerini zorlayacaktır arkadaşlar. Bunu da bir kenara not olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı ulaşabiliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.